Merhaba. Orijinalini Yale Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Lori Santos'un hazırladığı bir derste karşınızdayım. Ve bugün sizlere demirleme ya da çapalama eğiliminden bahsedeceğim. Ama önce size bir matematik sorusu sormak istiyorum. Soruyu aklınızdan çözeceksiniz anlaştık mı? Hazır mısınız? Sizden bu sayıları çarpmanızı istiyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. İşte bu kadar. Bir tahmininiz var mı? 1000? 2000? Psikolog Deni Kahneman ve Amos Tversky bu soruyu deneklere sorduklarında aldıkları tahminlerin ortalaması 2250 idi. Kulağa mantıklı bir tahmin gibi geliyor değil mi? Peki şimdi soruyu farklı bir şekilde sorup 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 işleminin sonucu nedir dersem tahmininiz ne olur? Kahneman ve Tversky'nin deneklerinden birisiniz, bu soruya verdiğiniz cevap biraz farklı olabilir. Evet. Kahneman ve Tversky'nin denekleri bu soruya diğerine göre daha düşük bir tahminle cevap vermişler. Ortalama tahminleri 512'ymiş. Benzer matematik tahminleri içeren soruların en ilginç yanı, insanların bu sorulara son derece yanlış cevaplar vermeleridir. Doğru cevabı merak ediyor musunuz? İki sorunun da cevabı 40320. Tahminlerin ne kadar farklı olduklarını siz de gördünüz. Tabii doğru cevaptan ne kadar farklı olduklarını da. Sorular aynı olmasına rağmen insanların verdikleri cevapların farklı olması da bence çok ilginç. Evet, sizce aynı soru farklı şekillerde sorulduğunda farklı cevaplar veriyor olmamızın sebebi ne olabilir? Cevap, tahmin yapma mekanizmamızla alakalı. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 gibi bir matematik sorusunu çözmek için çok vaktimiz olduğunda bize verilen sayıların hepsini birbiriyle çarpıp doğru cevabı bulabiliriz. Ama aynı soruyu kısıtlı bir zaman içinde çözmemiz gerekiyorsa sayıların hepsini çarpamaz ve ilk birkaç sayıyı birbiriyle çarptıktan sonra mesela 8 çarpı 7 56'dır dedikten sonra bunu da 6 ile çarpınca elde edeceğim sayı daha da büyük olacak diye düşünüp cevabın 56'dan çok büyük örneğin yaklaşık olarak 2000 olacağı sonucuna ulaşırız. İkinci soruda ise 1 çarpı 2 ile başlıyoruz. Bunun sonucu 2. 2 3 ile çarpınca 6 elde ettiğimiz için de bu şekilde devam edersek yaklaşık olarak 500 gibi bir sayı elde edeceğimiz sonucuna ulaşırız. Gördüğümüz birinci sayıya göre tahmin yapma sürecine psikolojide demirleme ya da çapalama eğilimi adı verilir. Tahminimizi yaparken gördüğümüz ilk sayı çapamızdır. Bu çapayı aklımızın bir köşesine attığımızda geriye kalan her şeyi buna göre hayal ederiz. Ama buradaki sorun zihinlerimizin gerektiği kadar ayarlama yapmamızı engelleyecek kadar önyargılı olmasıdır. Bu çapalar bilişsel olarak çok ama çok kuvvetli. Birinci soruda 56 ile başladığımız için tahminimizin 56'ya göre, ikinci soruda da 6 ile başladığımız için tahminimizin 6'ya göre daha büyük olması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Farklı sayılarla başlamanın nasıl farklı sonuçlar getirebileceğini görüyorsunuz değil mi? Tahmin çapaları aynen gerçek çapalar gibi bir noktada takılıp kaldıkları için gerçek cevabı bulmak için bu çapaları yerinden oynatmak gerçekten de zordur. Kahneman ve Tversky bazı durumlar her ne kadar gelişi güzel olsa da bu tarz ön her zaman ortaya çıkabildiğini keşfetmişler. Örneğin insanlara üzerinde birden yüze kadar sayılar olan bir çark çevirmelerini söyleyip hemen ardından Birleşmiş Milletler'deki ülkelerin yüzde kaçının Afrikalı olduğuna dair bir tahminde bulunmalarını istemişler. Çarkı çevirdiklerinde 10 gelenler %25, 65 gelenler de %45 tahmininde bulunmuşlar. Başka bir deneyde ise Den Ariely ve araştırmayı yürüten diğer bilim insanları araştırmaya katılanlardan sosyal güvenlik numaralarının son iki hanesini yazmalarını isteyip bu tutarı bir şişe şarap için verip vermeyeceklerini sormuşlar. Sosyal güvenlik numarasının son iki hanesi daha yüksek olan insanlar Aynı ürün için diğerlerine göre 3-4 kat daha fazla para ödemeye meyillilermiş. Kısacası çapanın ya da önyargının yüksek bir şekilde oluşturulması, insanların şişesi 8 dolar olan bir şaraba 27 dolar vermesi anlamına geliyor. Tabi bu arada satışçıların bu çapaları aleyhimize kullandıklarını da ekleyelim. Satış elemanları ve reklamların sizi bir fiyat ya da o üründen kaç tane almanız konusunda kaç kere ikna etmeye çalıştıklarını hatırlıyor musunuz? Alacağınız ürün bir araba ya da kazak olabilir ya da sadece otel odası kiralamak da olabilir. O ürüne ne kadar ödemeniz gerektiği hakkındaki fikirleriniz hep rastgele seçilmiş bu çapalar tarafından belirlenir. Bunun için bir dahaki sefer biri zihninizde bir çapa atmaya çalıştığında durup düşünün. Çapa gerektiğinden yüksek bir şekilde oluşturulduğunda tahminlerinizin nasıl etkilendiği ve ne kadar yanlış olduklarını aklınıza getirmeye çalışın.